Hepinize merhaba dostlarım. Bugün Fadil'le ufak antrenman yapacağız. Biliyorsunuz ben motor kazası yapmıştım. Yaklaşık 1,5 ay oluyor herhalde. Kazadan beri ilk defa antrenman yapacağım. Tabii Fadil de yapmadı. Çünkü Fadil'i ben antrenman yaptırıyordum. O bilmiyor. Bu arada bakın ellerime. Yani ellerimin durumu bu. Şimdi duş aldım. Tabii biraz rengi açık duruyor. Diye gidip şimdi eldiven alacağım. Ufak antrenman yapacağım. Hem size de göstereceğim nasıl antrenman yapıyorum. Tabii bugün sadece kas çalıştıracağız. Ama daha sonra da böyle belki evde olduğumuz için antrenman videoları da koyarım. Belki orada dışarıda işine yarayacak insanlar vardır. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Bir insan evde bile fit olabilir. Hani illa spor salonuna gitmesine gerek yok. Yani birkaç ağırlıkla yine vücut geliştirebilirsiniz. Bakın benim fazla bir şeyim yok. Ama bu arada ben aslında altyapım var. Ben Türkiye'de bir dönem antrenörlük yaptım Antalya'da. O yüzden altyapım var. Ama tabii böyle ultra bir büyüyemedim. Hatta bir 2 yıl önce daha iyiydi vücudum. Bu aralar antrenmana fazla önemsemiyorum vücuduma. Ama tabii yine sporu da bırakmıyorum. Eldiven takmamın nedeni, ellerim biliyorsunuz daha tam net iyileşmedi. Ağırlığı tutuyorsunuz ya, ağırlığı tutunca acıyor. O yüzden zaten fazla ağır yapmayacağım. Aslında daha fazla ağır yapabilirim. 1,5 ay antrenman yapmadım, yine de ağır yaparım ama yapmayacağım çünkü ellerim acıyor. Bu eldiven en azından biraz koruyacak. Bu arada bir önceki videolarda yorumlar görmüştüm bu içecekler ne diye. Dostlar benim amcamın burada kebap dükkanı var. O içeceklerini buraya koyuyor. Yani onun hep içecekleri depo gibi düşünün. Tabii onun da şimdi işleri kötü koronavirüs yüzünden. Ya o da yakında dükkanı kapatacak. Şimdi ben bugünkü antrenmanda komple bütün kaslarımı çalışacağım. Bunun içinde göğüs olacak, bunun içinde kol olacak. Yani arka kol olacak. O yüzden Fadil'i de çalıştıracağım. Şimdi ilk önce büyük adeleden başlayacağım göğüs. Normalde bu aldığın altına girmem ama gireceğim. Çünkü uğraşamayacağım şimdi. Bu arada burada kaç kilo var diye merak ediyorsanız dostum. Burada şu an 50 kilo, 53 kilo falan var. Yani 1,5 aydır ilk defa ben bu sporu yapıyorum şu an. Dostum ben bu Fadil'i de antrenman yaptırıyorum. Fadil, breathe. Şimdi Fadil'e nefes almasını söyledim. Çünkü nefes önemli. Yarın vücudum bayağı ağrıyacak. Aslında bu ağırdı ama yine yapacağız bunu. Bak göğüs yaptık. Kanat yapamayacağım. Çünkü bir şınav makinesi yok ya da bir şınav çekmek için bir demir lazım. Olmadığı için kanadı burada yapamıyorum. Ama kanadı başka türlü çalışacağım ama bugün kanat çalışmayacağım. Bu arada Fadil'i unuttum. Bu omuz hareketi. Tabii bunu normalde böyle koltukta yapmamak gerekiyor. Böyle sehpa lazım ama sehpayı ben çöpe attım çünkü çift parçalamış. O yüzden. Bu arada boynumu ağrıyor. Bu arada bu alternate curl diye geçiyor. Tabii Türkçe bilmiyorum ismi. Alternate curl'e ne diyorlar? Biliyordum da unuttum dostum. Burada kala kala Türkçe'yi unuttum. Baksana kaslar çalışmaya başladı. Stop working Fadil'e. Yeah. Arka kolumu biraz çalıştırayım. Zaten dikkat ediyorsanız vücut gel... What's that noise? Fridge. Bir dakika sayı unuttum. Bak arka kolda zorlandım.
Dostlar bugünkü video zaten düzensiz bir spor oldu. Dediğim gibi. Ama belki daha sonra böyle düzgün mesela profesyonel antrenman iki bölge mesela göğüs pazı bir gün. Bunu illa profesyonel olmaya gerek yok. Bizi bazen Türkiye'de abartıyorlar. İşte yok bir ay ben kendim de yaptım bunu Türkiye'de antrenör olduğum zaman. İlk bir ay yok ne bütün kasları çalıştır filan. Aslında böyle profesyonel de çalışabiliriz. Yeter ki kilolar hafif olsun. You know? Profesyonel yani ilk bir gün gym'e giden adam profesyonel antrenman yapabilir. Ben kendim onca yıl tecrübelerime dayanıyorum. Söylüyorum bunu. Ama kilo hafif olacak. Mesela ben Fadil'i direkt profesyonel antrenmana sokmuştum. Benle aynı ama o sadece hafif kilo yapıyor. Ve setlerde düşük. Onun zararı yok. Bu arada şuraya gireyim. Bu arada bunu bilmeyenler varsa bu hareketi bu arka kol için izole bir hareket. Yani estatiği veriyor. Sayıyı sayamadım ağrıyor çünkü. Oğlum. Dostum bu arka kol var ya mesela pazı var ya. Bu pazıyı gösteren aslında arka koldu. Çünkü arka koldaki adeleyi görüyor musunuz? Şu parça var ya. Tam closer up little. Bu parça kolu büyük gösteriyor. Aslında paz değil. Pazı küçük bir adele şu. O yüzden arka kol önemli. Arka kol büyük olduğu zaman pazı da büyük duruyor. Tabii benimki büyük durmuyor şu an ama. Zaten benim büyük olma gibi bir hayalim yok. Çünkü çok kilo olduğu zaman dostlarım. Mesela dışarıda biriyle dövüşüyorsunuz ya. Hareketiniz çok azalıyor, yavaşlıyorsunuz. Ben mesela benim boyum 1.66, kilom şu an 67. Ben güvenlik işi yapıyorum gece kulüplerinde. Kendimden büyük insanlar, yani kendimden büyük, kendimden kilolu insanlarla dövüştüm. Mesela daha hızlı hareket ediyorsunuz. Burada yanlış anlaşmayın, hani burada kimseyi dövüşe özendirmeye çalışmıyorum ya da pislik yapmaya ama bazı zaman dışarıda dövüşmek gerekiyor dostlarım. Yani ben yıllarca mesela dışarılarda gezdim, Türkiye'de de çok gezdim. Bazen öyle bir adam çıkıyor yani yapamıyorsun. Ben mesela üç şey için kavga ederim. Birincisi ailem. Biri aileme zarar vermeye kalkarsa dövüşürüm. İkincisi hayvana birini eğer eziyet ederken görürsem kim olursa olsun dostlarım. Yani onu ya ben döverim ya o beni döver. Hayatta hiç korkmadım biri benim dövecek diye. Yani korktum da o korkularımı yendim Avustralya'ya gelince. Bu kadar iş yapınca filan. Tabii ki benim de biraz korkularım var ama bende geri vites yok. Bir de üçüncüsü eğer birini çocuğa vururken görürsem ailesi de olsa giderim onu dürterim dostlarım. Ben hayatta bir çocuğa vurulmasını istemiyorum. Ben kendim yani küçük çocuklukta çok dayak yedim üvey annemden filan. O yüzden çok sinirleniyorum. Neyse bu kadar negatif yeter. Umarım anlamışsınızdır. Bir de bazen şöyle bir şey var. Pardon bunu da ekleyeceğim. Mesela insanlar dışarıdan bakıyor size. İşte temizsiniz, güzel efendi konuşuyorsunuz. Lan diyor işte bu diyor işte süt diyor işte bu şöyle diyor. Dostlarım taş küçük. Türkiye'de diyorlar ya attın mı kafayı arıyor. Kimseyi küçük düşürmemek lazım. Yani kimin ne olacağını bilmiyorsunuz. Yine bazı insanlar kendini böyle sert göstermiyor. Ama yeri geldin mi ben diye adamı götürürsün. Dostlarım bu Fadil çok böyle zayıfladı bu aralar. Ama bu Fadil'in vücudunu ben 1,5 ayda geliştirdim. Fadil, how long take your body to grow when you train with me? Like 30 days, eh? 2-3 weeks. Gördüğünüz dostlarım 2 hafta, 3 hafta benimle antrenman yaptı. Onun tabii şu an zayıf duruyor ama yani kas adeleleri var. O da antrenman yapmadı bayağıdır. Yani kısa bir dönemde 1 ayda herkes kas geliştiremez. Normalde minimum 3 ay olması gerekiyor. Ama Fadil benimle antrenman yaptı, 1 ayda gelişti biraz. Tabii şu an göstermiyor. İlk antrenman bu. Ufaktan kaslarımızı çalıştırdık. Fazla abartmayacağım. Zaten abartamam çünkü ertesi gün üstünden tren geçmiş gibi olsun istemiyorum. O yüzden hiç acele yok. Yarın dinleneceğim bunu. Ondan sonraki gün yine bir belki 2 adele yaparım çünkü ellerim acımadı. Şöyle bir bakalım dışarı.
Bu arada İnci'nin yerini hazırlayacağız bugün Fadil'le. Biliyorsunuz İnci doğumu yaklaşıyor. Artık içeriye, odaya bir yere hazırlayacağım. Oda da bayağı dağınık. Zaten bugün videoda göreceksiniz. Bugün diyorum. Bundan sonraki videoda göreceksiniz. Ya orayı bayağı toparlayacağız. İnci'ye küçük bir yer yapacağım. Doğumunu içeride yapsın. Çünkü burada yaparsa yavruları ezecek, ölecek. Bir de üzüntü olmak istemiyorum. En azından içeride benim kontrolümde olacak. Değil mi? Vallahi çok heyecanlıyım. Umarım böyle güzel güzel yavrular gelir tatlı. Ben yavruları çok seviyorum. Çok tatlılar dostlar. Hep sizin yüzünüze bir gülücük koyuyorlar. Neyse artık böylece de bir videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.